Oysa Kur'an her an elimizde olması gereken yol göstericimizdir. Kur'an hayatın her anında, her yerde okunması gereken rehberimiz olmasına rağmen, uydurulmuş binlerce kural sonucunda bir Müslümanın Kur'an'ı eline alması dahi mümkün olmamaktadır. Oysa Ahzab suresindeki kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım, evlerinizdeki okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın ayetiyle daima okunan ve hikmeti akılda kalan bir kitap tarif edilir. Yine Bakara suresindeki bir başka Kur'an ayetinde Yüce Rabbimiz Allah, kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım, bu kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için bir yol gösterici olan bir kitaptır diye belirtilir. Bir kitabın yol gösterici olabilmesi için içindeki yol gösteren hikmetlerin bilinmesi gerekir. Ayetlerde yüce kitabımız Kur'an'ın şu özellikleri belirtilir. Bir rehber, yolu aydınlatıcı bir ışık, doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü, itiraf içinde olanlara karşı bir delil, bir mucize, kalplerinde manevi anlamda hastalık bulunanlara bir ilaç, sıkıntı içinde olan inanç sahiplerine bir müjde, bütün insanlar için bir öğüt ve hatırlatma, her konuyu detaylı açıklayan bir yasa, düşünmeyi derinleştiren bir yol gösterici, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması, aklını kullananlar için bir uyarı, birbiriyle anlaşmazlık içindeki insanları bir araya getiren bir vasıta. Bütün bunların gerçekleşmesi ancak Kur'an'ı okumak, içindeki öğütleri bilmek ve anlamakla mümkündür. Fakat Kur'an yerine hurafeleri yaygınlaştırma peşinde olanlar ilk yol olarak Kur'an'a ulaşmayı engellediler. Kur'an'a erişmek engellendiğinde bir Müslüman için doğrunun, yanlışın ayırt edilmesinin yolu tıkanmış olur. Dolayısıyla da hadislerin doğruluğunu Kur'an'a göre anlamanın imkanı kalmaz. Bunun yerine hurafe ve sahte hadisler konulduğunda ise Kur'an'dan ayrı yepyeni bir din oluşturulmuş olur.